Ama bura boş. Boş burası. Boş. Bomboş. Ne olması gerekiyordu Besime Hanım? Buradaydı. Buradaydı. Buradaydı, gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Buradaydı. Buradaydı, şimdi yok. Gitmiş. Gitmiş. Ne gitmiş? Ne vardı ki burada Besime Hanım? Eminim ben. Buradaydı. Buradaydı. Gitmiş. Buradaydı. Gidemez ki. Gidemez. Ama gidemez ki, eminim. Buradaydı. Gördüm, gidemez. Buradaydı. Yani ne dedik çocuklar? Bir gazete asla sadece bir gazete değildir. Halkın haber alma özgürlüğüdür. Öğretmenim, okul gazetesi büyüklerin okuduğu gazete gibi mi olacak? Hayır tabii ki. Onlar ulusal basın. Ardından da yerel basın gelir. Yani bir şehrin, beldenin, bölgenin haberlerini içerir. Bizimki daha minimal bir şey olacak. Ama tabii ki sadece okul haberleriyle sınırlı kalmayacağız. Bu okuldaki çalışanları, öğrencileri ilgilendiren her türlü içeriğe yer verebiliriz gazetemizde. Magazin haberi de olacak mı öğretmenim? Ya buralarda ne magazini olacak? Tanıdığım en ünlü insanlar Kadir öğretmen ve Cemal Bakkal. Spor da olsun mu öğretmenim? Futbol olsun en çok. Öyle spor olsun, magazin olsun diye atıp tutmak da olmuyor çocuklar. Herkes sorumluluk alacak. Evet, bizim öncelikle bir editöre ihtiyacımız var. Kim ister? Ben olurum editör. Tamam, hadi bakalım yazalım. Yazıyoruz. Editörümüz Defne. Evet, muhabirler kim ister? Melisa ve Görkem. Sadece iki tane mi? Ben de spor muhabiri olabilir miyim öğretmenim? Mahalleler arasından halı sahaya, yerelden birinci lige, her türlü haber konu alabilirim. Tabii ki olabilirsin. Çocuklar, burada önemli olan kendi ilgi alanlarınız doğrultusunda görevleri almanız. Spor muhabirimiz. Evet, bir de bize şimdi içerikleri düzenlemesi için bir görsel yönetmen gerekiyor. Ben olurum öğretmenim. Hem görsellik benim işim. Sınıfta benden iyi bilgisayar kullanan da yok. Tamam. Görsel yönetmen Kübra oldu. Magazin de ben alacağım mecburen. Tamam, magazin Nil. Öğretmenim. Kültür ve sanat sayfası olacak mı? Eğer olursa sayfa sorumlusu da olabilir miyim? Yani ikisinde olabilir miyiz? Hem muhabir hem sayfa sorumlusu. Tabii ki olunabilir. Çocuklar, unutmayın. Ne kadar çok sorumluluk alırsanız içeriğimiz o kadar zengin olur. Bu gazete her ne kadar okul gazetesi olarak adlandırılacak da olsa unutmayın ki aslında sizsiniz. Sizin bir yansımanız yani. Fikirlerinizin yansıması. Her gazete gibi. Hiç merak etmeyin sevgili editörüm. Size mükemmel dosyalar getireceğim. Ben de size soluk soluğa polisiye dosyalar getireceğim. Size tek diyeceğim şey şu. İyi olan kazansın çocuklar. Yok. Vallahi yok. Yok. Metin, ver suyu. Hadi iç, iç. Bir su iç, hadi. Aç avuçlarını da kolonya dökeyim. Biraz. Bunu böyle başına, şakaklarına falan da sür. İyi gelir. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Olmayan neydi? Ne olmasını bekliyordun ki Çukur'da? Hiç. Nasıl hiç? Hiç işte. Deli gibi kazıyordunuz buraları. Ne bulmayı umuyordunuz burada? Hiç. Hiç dedim ya. Çok kötü kabus gördüm de ben. Ha. Kabus gördün diye mi bahçemizi kazıyordun? Hani böyle bazen çok gerçekçi olur ya, rüya mı gerçek mi ayırt edemezsin.
Öyleydi işte. Hayır olsun inşallah. Hayır olsun, hayır. Belisa'yı gördüm de rüyamda. Burada toprağın altındaymış. Nefes alamıyordu. Böyle çığlık çığlığa bağırıyordu. Kurtarın beni, kurtarın beni diye. Hala kulağımda çınlıyor. Bağırışları çok korkunçtu gerçekten. Çok korkunçtu. Bak sen. Yani Melisa'yı da bu kadar düşünmen gerçekten çok takdire şayan. Kıza yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat etmedi herhalde. Ya sormayın. İşte insan ister mi böyle olsun? Ama hayat. O iyi mi bari? İyi iyi. Melisa gayet iyi de. Yani senin bir rüya yüzünden bu hallere gelmen biraz garip açıkçası. Sen bir şey mi kullanıyorsun? Ne bileyim ağır bir ilaç falan? Yok. Kullanmıyorum bir şey. Ya çünkü yani rüyayla gerçeği bu kadar karıştırmak pek hayra alamet bir durum değil. Allah göstermesin. Başka bir sorunun falan olmasın da. İstersen bir uzmana falan görün. Olur tabii. Görünürüm. Melisa iyi olsun da. Neyse. Gideyim artık. Sizi de korkuttum manyaklığımla. Kusura bakmayın. Resim Hanım oturun oturun. Kendinize gelir öyle gidersiniz. Metin kadın gideyim diyor işte tamam. Ben iyiyim. Gidecek kadar iyiyim. İyi. Bir daha da böyle bir rüya falan görürsen istersen önce bir telefon aç. Böyle saçmalıklarla uğraşmayalım tamam? Olur açarım. Bir daha inşallah olmaz böyle bir şey. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hadi. Kal sağlıcakla. Köstebekler yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı başımıza. Baksana deli gibi kazmış ortalığı. Neyse Selim'e haber vereyim de gelsin kapatsın şunları. Tamam. Ver kolay İyi gidiver. Olur. Hadi çıkalım eve. Allah'ım ya Rabbim ya. Elimle koydum oraya. Gözümle gördüm. Kürek kürek toprak attım üstüne. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Bu çukurdan çıkıp peşime düşmüş Mendebur karı. Sanki ben mi vurdum duvara? Benim de suçum var Allah'ım. Ne var lan? Hazım. Gitmiş bu. Kaçmış. Diri diri mi gömdük biz bunu Hazım? Ne diyorsun kızım sen? Ermin. Yok. Gitmiş. Çok korkuyorum Hazım. Lan gidip orayı mı kazdın gerizekalı? Lan yakalatacaksın mı bizi? Ya senin derdin ne kızım? Derdin ne kız? Hapislerde mi çürüyelim istiyorsun? Hazım. Ben sana ne diyorum sen bana ne anlatıyorsun ya? Kadın gömdüğümüz yerde yok diyorum sana. Yok. Ayaklanıp gitti mi? Kuş olup uçtu mu? Ne oldu bu Nazım? Ya hala boş boş konuşuyor ya. Boş boş konuşuyor ya. Lan gündüz vakti gidip milletin evinin bahçesini kazmak nedir ya? Ya sen ne gerizekalı, ne çeşit bir salaksın ya sen. Neredesin şimdi? Çabuk söyle. Çıktım evden işte. Yürüyorum. Yok yolun ağzında bekle beni. Kıpırdama bir yere. Kimseye de konuşma. Kapat. Gerizekalı aptal. Allah'ım ben ne günah işledim ya bu gerizekalı karıyı benim başıma sardın acaba? He? Ben ne günah işledim ya? Ya mezar kazmak nedir ya? Gündüz vakti mezar kazıp ceset kontrol etmek nedir ya? Allah'ın gerizekalısı beyinsiz aptal. Allah! Salak.
Görkem. Selam. Çok güzel bir haber değil mi sence de? Ne? Nasıl ne? Okul gazetesi işte. Çok eğlenceli olacak, çok güzel olacak. Yoksa benim bilmediğim güzel bir haber mi var? Evet, güzel olacak. Ne bu enerjisizlik? Yoksa bana özel bir durum mu? Yo, neden sen özel olsun ki? Daha demin Defne'ye polisiye dosyaları getireceğim demiştin. Belki de gerçekten bir gazeteci gibi böyle bütün gizemleri çözebiliriz. Suçluların peşinden gideriz. Ondan sonra mağdurların sesi oluruz. Bütün gerçeklerin üstüne böyle korkmadan gidebiliriz. Peki ama bu gerçekler birilerinin canını yakarsa? Hı? Ama bu seni ilgilendirmez değil mi? Ne de olsa endişelenmen gereken bir halen yok. Melisa, ben... Bir de ne oluyor ya diye soruyorsun. Beni uyduruk çakma kolyelerle kandıracağını sandın değil mi? Çakma mı? Evet canım, çakma. Al şunu, git yoluna. Bir daha da benim karşıma çıkma. Yine neyin peşindeler acaba? Simeler mi? Ya baştan aşağı saçma sapan değil miydi ya? Ha? Yani yok rüya gördümler, yok çok etkilendimler. Ya belki de biz fark etmesek oraya bir şey gömeceklerdi. Belki de doğru söylüyordur. Çok korkmuş gibiydi. Tuhaftı baya. Yok Metin ya, yok. Yani kesinlikle bir şeyin peşindeler. Adım gibi eminim. Valla kadını sen de gördün. Zangır zangır titriyordu. Yani hiç numara yapıyormuş gibi değildi. Ya orası öyle de yine de her şey çok garipti Metin. Yani öyle rüya gördüm diye gidip başkasının bahçesini kazmazsın. Hadi diyelim ki Melisa'yı kullanarak daha fazla para kopartmaya çalışıyorlar. Yine de fazla anlamsız yani böyle bahçe kazmalar falan. Gereksiz. Yok yok. Var bir şey bunun altında ama şu anda göremiyorum. Şu Sermin Hanım'dan ne haber? Senin telefonunu açtı mı? Mesaj falan attı mı sana? Yok bir ses falan. Telefon da hala kapalı. Yani ulaşılabilir oldu diye mesaj gelmedi. Normalde geliyor. Bizime sen kafayı mı yedin? Ha? Ha? Sen delirdin mi? Sende beyin yok mu hiç? Ha? O kas kafanın içinde küçücük bile olsa, nohut kadar bile olsa bir beyin yok mu ha? Ya mezar kazmak nedir kızım ya? Sermin orada yoktu Hazım. Biri çıkarmış onu oradan. Biri görmüş demek ki. Biri biliyor bizi. Ya ben çıkardım. Ben gerizekalı karı. Ben çıkardım. Rahatladın mı şimdi? Ben çıkardım. Man kafa. Sen mi? Neden ki? Madem çıkaracaktın neden gömdük onu oraya? Spor olsun diye.
Ben bir ruh hastası olduğum için öldürdüğüm cesetleri 3 ayrı yere gömmezsem rahat edemiyorum. Lan kızım delirdin mi sen ya? Senin yüzünden çıkardım. Senin bir halt yiyeceğin belliydi, o yüzden çıkardım. Yalnız bu kadarını ben de beklemiyordum Pes. Gerçekten bu kadarını ben de beklemiyordum ya. Bak bak bak. Şu kadarcık aklı vardı, o da gitti. Lan duydun mu beni? Cevap versene. Duydun mu? Resime bak, böyle deli deli işler yapmaya devam edersen, tamam mı? Gerçekten senin de hakkında hiç hayırlı olmayacak. Hiç. Anladın mı kız? Anladım. Toparlan o zaman. Bak, bu girdiğimiz yolun dönüşü yok. Bunun tek bir çıkış yolu var, o da Serbi'nin yanı. İstiyorsan doğruca göndereyim yanına, he? Yok, anladım seni. Tamam o zaman, kendine gel lütfen artık, kendine gel. Emin misin kimsenin görmediğine? Eminim. Kimse yok muydu evde? Yoktu dedim ya ağzım. İnsan olsa nasıl kazıyım? İşte önce dolaştım biraz etrafta. Kapıyı falan çaldım. Lan neredeydiler acaba? Ne bileyim ben. Kapatsaydın bari kazdığın yeri. Kapattım. İyi bari. Lan o herif neyse de. Mahinur yok mu Mahinur? Uf, o bir çakozlarsa ayvayı yedik. Cin gibi karı. Çok sakat. Gazete işi sardı seni. Hem de nasıl? Yeşim öğretmen okul gazetesi gibi düşünmeyin dedi. Yani okuldaki öğretmenlerden, öğrencilerden böyle çalışanlarla ilgili bir sürü şey yazabilirsiniz dedi. Yani? Yani bir yerel gazeteden daha azı ama bir okul gazetesinden daha fazlasını yapacağız. Bu gazetedeki tüm bölümleri anlamam lazım. Neyi kullanabiliriz, neyi kullanamayız? Yani tabii bizim için önemli olan muhabirlik aslında. Hmm. Sonuçta bilgi bize gelmiyor. Bizim bilgiyi araştırmamız lazım, bulmamız lazım. Desene yandık. Gazeteci olmayan halini mumla arayacağız belli ki. Aslında sadece ben heyecanlanmadım. Bütün herkes heyecanlandı. Sanki bunu arıyormuşuz biliyor musun? Böyle artık kasabada gizli saklı hiçbir şey olmayacak. Bir sınıf dolusu gazeteci bütün sırları çözecek. Kasabaya dağılacak. Bütün sınıf gazeteci mi oldu yani? Aslında öyle değil. Ben abartıyorum. 3-5 kişi anca oluruz. Zaten ikinci basından falan sonra herkes ana haber akar diye düşünüyorum. E hadi bakalım. Çıkartın da biz de okuyalım şu gazeteyi. Buz buz, dışarısı buz gibi. Baba sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Annemi seviyor muydun? Annemi seviyor muydun? Tabii ki seviyordum oğlum. Sevmesem niye evlenip bir de çocuk yapayım ki? Annen çok etkileyici, tutkulu, güçlü bir kadındı. Kafasına bir şey taktı mı yapmadan bırakmazdı. Mesela bir kere sana pırasa yedirmeyi koymuştu kafasına. Ama sen yemiyorsun, her seferinde tükürüyorsun. O bir yemeğini yapıyor, bir kavurmasını yapıyor. Sen inat. En sonunda böreğini yaptı. Sen hapur hapur yedin. Pırasa olduğunu anlamadın bile. Hatta
bir tane daha istedin. O da inatçıymış. Sen de ona çekmişsin. Benim bu dünyadaki en çok sevdiğim kişi annem. Belki onu tanımasam da, doyamasam da yine de en çok onu seviyorum. Kızmıyorsun değil mi? Niye kızayım oğlum? Peki sen? Sen en çok kimi sevdin? Annem mi sen de? Seni tabii ki süper. Ya baba ya. İyi misin? Geçmedi şu öksürük. Doktora gitmen lazım artık. Geçti. Yeşim Hoca abi ya. Niye ki? Bilmem. Sana sormalı. Bir yaramazlık mı yaptın okulda? Yok, bir şey yapmadım. Buyurun Yeşim Hanım. Cüneyt Bey merhaba. Gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Eğer mümkünse bir iyilik isteyecektim ben sizden. Ne demek? Tabii yapabileceğim şeyse. Ya ben yarın kaldığım yerden taşınıyorum da. Az da bir eşyam var. Yani bir yatak, bir komodin, kitap işte. Sizin de bir pick-up'ınız vardı diye hatırlıyorum. Yani bana yardımcı olabilir misiniz diyecektim. Elbette. Siz saat kaçta geleceğimi söyleyin. Hem bizim Sıpa'yı da alırım yanıma. Bir işin ucundan tutmuş olur. Ya sabah uygun bir saatte işte. Ben aslında bir kamyonet ayarlamaya çalıştım. Ama yarın doluymuş. Burada da bu işi yapan başka kimse yokmuş ondan. Ne demek Yeşim Hanım? Size yardım etmek bizim için zevktir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne diyor? Yarın öğretmenin evini taşıyoruz. İtirafçı kız bu efendim. Bulun onu. Yok yok, niye korkayım? Soğuk da burası. İçeri gelebilir miyim? Ay tabii ya, kafam dağınık bu aralar. Gel geç lütfen. Ay. Ben zaten seni bekliyordum. Çay falan da demlemiştim. Ay, kara kış geldi, kara kış. Ben bu kışı hiç sevmem. Buyurun. Melisa, ne yapıyorsun? Yatmadın mı daha? Metin amcadan izin aldım. Telefonunu almıştım da. Zaten yarım saat bir şeye bakıp geri verip uyuyacaktım. Peki. Biraz konuşalım mı? Kötü bir şey mi yaptın? Yo, niye öyle dedin ki? Ne bileyim, siz böyle gel bir şey konuşalım deyince... Seninle sıradan şeyler hakkında konuşup sohbet etmek isteyemez miyim? İsteyebilirsiniz tabii. Hatta beni çok mutlu edersiniz ama... söz konusu siz olunca insan birazcık tedirgin oluyor. Ben tedirgin edici biri miyim? Asla, hayır.
Yani ortada bir sorun yok. En azından benim bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim kadarıyla da yok. Güzel. Öyle uykum kaçtı. Ben de dedim ki eğer Melisa da uyumadıysa belki biraz laflarız diye düşündüm. Benim de çok konuşmaya ihtiyacım var Mahinur teyze. Öyle mi? Hangi konuda? Hani sana okul gazetesinden bahsetmiştim ya. Hı hı. Onun çok mükemmel olmasını istiyorum. Ben böyle bu ülkenin en başarılı gazetecisi olmak istiyorum. Olursun bence bu şevkle. Olurum. Olurum değil mi Mahinur teyze? Bence hedeflediğim mesleklerin arasına gazeteciliği de yazmalıyım. Mutlaka yazmalısın. Ya deminden beri gazetenin ismini düşünüyorum. Yani Karakiraz'ın sesi. Yani çok klişe ama. Çok özel bir şey olmalı değil mi Mahinur teyze? Yani Karakiraz'ın karanlığı. Bu da olmadı. Karakiraz'ın rengi. Anneler peki İstanbul'dalar mı? Evet. Asya, Avrupa. Ne fark eder ki? Neden ailemi sorduğunu anlamadım. Ne bileyim yani birini tanıdığında ya da tanışmak istediğinde sorarsın ya çevresini, geçmişini, ailesini. Aslında bu çok saçma bir soru değil mi? Yani bu sorulara göre mi severiz bir insanı mesela? Kötü bir semtte büyüdüyse sevmeyecek miyiz? Ya da başına yanlış şeyler geldiyse uzak mı duracağız? Sen beni yanlış anladın sanırım. Yok. Sana söylemek istemedim. Yani genel olarak söylüyorum. İnsanları geçmişleriyle değil, şimdi ne yaptıklarıyla, nasıl olduklarıyla değerlendirmek daha doğru değil mi? Anladım. Ama işte ben de biriyle arkadaş olacaksam onun hakkında her şeyi bilmek isterim. Her şeyi. Anladım. Öykü, senin için de uygunsa ben yarın sabah eşyalarımı getirip yerleşeyim diyorum. Olur, neden olmasın ki? Eşya dediysem de öyle gözün korkmasın, bir yatak, birkaç tane çanta. Yok canım. Güzel. Sonunda o rutubetli odacıktan kurtulacağım. Nasıl taşınacaksın? Yardıma ihtiyacın var mı? Cüneyt Bey'den rica ettim, velilerimden biri. Cüneyt Bey'i tanıyorum. Tavuklarıyla ilgilenmiştik, çok nazik bir insan. Gerçekten de öyle. Sen yarın sabah evde misin? Yani sabahleyin evdeyim ama bir ara Reyhan Hanım'a uğrayacağım. Reyhan Hanım'a neden? Bu biçime kapanık yaşadığımı fark ettim. Biraz açılmak istiyorum. Yani kasabaya karışmak. İyi gelir belki. Yani madem buraya kadar taşındım. Reyhan Hanım çok doğru tercih. Kasabaya karışacaksın kesin. Yani inanabiliyor musun Mahinur teyze? Yeşim öğretmen ikimiz de muhabir yaptı. Yani ben zaten çok inanıyordum Gökhan'la mükemmel bir takım oluruz diye ama keşke aramız bozulmasaydı. Görkem'le aranız mı bozuldu? Yani ben de tam bir şey bilmiyorum aslında. Ne demek bilmiyorum? Mutlaka bir fikrim vardır. Tamam bazen düşüncesiz de davranabiliyorum ama o da bana çok kırıcı şeyler söyledi. Ne gibi? Bana bir ailem olmadığı için bencilce davrandığımı söyledi. Sana bencil olduğunu mu söyledi? Evet. Haksızlık etmiş. Sen asla bencil bir çocuk değilsin. Geveze olabilirsin. Evet, olmadık işlere burnunu sokuyor olabilirsin. Ama asla bencil değilsin. Ben de öyle düşünüyordum zaten. Peki sen şimdi Görkem'le aranı düzeltmek istiyor musun? Evet, tabii ki. O benim Defne'den sonra anlaştığım en iyi arkadaşım. Aklıma bir fikir geldi galiba. Gerçekten mi? Diyorum ki yarın çağır şu çocuğu,
Birlikte kurabiye yapın. Hem belki aranızdaki buzlar da erir. Ne dersin? Geleceğini sanmıyorum. Niye? O kadar mı kızgın sana? Yok, hayır. Metin amcanın telefonundan aradım. Yarın görüşebilir miyiz diye sordum ama. İşimi öğretmenin evini taşıyacaklarmış Cüneyt amcayla. Ha. Yani Yeşim Hanım da eşyasını taşıyacak başka birini bulamamış mı? Zaten çok bir eşyası yokmuş. Cüneyt amcanın pikabı var ya, onunla taşıyacaklarmış eve. Anladım. Ya herkes de ne kadar yardımsever oldu şu son günlerde. Başka kim yardımsever ki? Hiç canım, öyle. Lafın gelişi söyledim. Neyse. Hadi geç oldu artık. Sen de bir an önce bitir işlerini, yat. Tamam mı? Hadi. İyi geceler Maylin Hanım. Sana da. İyi uykular. Kıskandı sanırım. Sen aklımı koru. Acı bana. Acı yarabbim. Bir daha karşıma çıkarma umutla. Şşt Besime. Senin şu haysiyetsiz, şerefsiz, katil kocan var ya. Evet. Ne yapacak biliyor musun? Seni de öldürecek yakında, görürsün. Niye? Niye öldürsün ki beni? Çocukların anasıyım ben. Ama görgü tanırsın. Suç ortağısın. Ayrıca korkutuyorsun adamı. Seni bir tehdit olarak görüyor. Saçmalama be! Kes sesini! Beni kocama doldurmaya çalışıyorsun. Pis karı, pis ortla! Defol git evimden! Defol! 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 Şu haline bak. Tam bir zavallı. Kesin öldürecek seni. Ne kadar gerizekalı olduğunu da kanıtladın zaten. Artık seni parçalar mı? Yoksa bütün bütün mü atar göle, bilemiyorum. Sus artık, sus. Sus. Defol git evimden. Defol. Defol. Defol evimden. Defol git. Kim o? Defol evimden. Defol git. Ne oluyor lan? Git artık diyorum. Git. 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 Pis baş belası. Defol git evimden. Ölüsün sen. Öldüysen. Sen öldün. Öldüysen. Pis baş belası. Öldüysen. Sen ne öldün. Ne yapıyorsun lan manyak karı? Ne desem gitmiyor. Esime yeter, bak kendine gel. Lan ne Sermin'i lan hala? Sermin. Yakalatacaksın mı kız sen bizi? He? Delirttin beni ya. Bak öldürteceksin kendini bana. Anladın mı? Öldürtecek misin kendini bana? Öldürteceksin mi lan kendini bana? He? Kendine gel artık. Yeter bak, çıldıracağım ha. Yeter. Delirttin beni. Gördün mü bak Besim'i? Günaydın. Günaydın. Hayırdır sabah sabah? Hani çocuğun işi vardı? Gitmemişler mi? Bilmem. Bir daha aramadım. Ama şöyle düşündüm. Eğer o gelmiyorsa bu kurabiyeler de ona gider. Gitsinler bakalım. Bu fikrimi sanırım pek beğenmedin Maynur teyze. Yani... Sonuçta arkadaş da olsa, hatta çocuk da olsa erkekleri fazla şımartmamak gerekir. Haklı olabilirsiniz. Zaten anneleri yeterince şımartıyor, değil mi? Ama Görkem çok şımartılmamış. Zaten annesi birkaç yıl önce ölmüş, biliyorsunuz. En yakın arkadaşıydınız sonuçta.
Yardıma ihtiyacın var mı? Aa, yok, siz sadece fırını açsanız yeter. Peki. Maynur teyze. Hı. Sence beni kız olduğum için mi istememişlerdir? Ne? Biyolojik ailem. Belki de erkek çocuk istiyorlardır. Ben kız olunca beni terk etmişlerdir, istememişlerdir. Bunu bilemem tabii ama sanmıyorum. Bu devirde hala erkek olmadığı için yavrusunu istemeyen kalmış mıdır? Kalmış mıdır? Yani kalmamıştır umarım. Sence beni sevmişler midir? Tabii ki. Bütün anne babalar çocuklarını severler. Vallahi ne yalan söyleyeyim Öykü Hanım. Sana çok kızdım. Yani o günkü davranışın hiçbir izahı yok. İşte insan bazen... Evet. İnsan bazen üzgün olabilir. Bazen heyheyli olabilir. Ama bu nezaketsizlik yapmak için bir neden değil, değil mi? Çok haklısınız Reyhan Hanım. Ben de sizi o gün kırdığımı fark ettiğim için geldim bugün zaten. Ay ben hiç kin tutamam aslında. Yani sen dün öyle arayınca... Evet. Reyhan Hanım, geleyim bir çayınızı içeyim deyince... O anda bitti her şey. Yani sana olan bütün öfkem geçti gitti. Ay sen çok şeker bir şeymişsin maşallah. Eksik olmayın. Yok mu arkanda bıraktığın bir sevgili, bir nişanlı falan? Yok. Aa, hayret. Senin gibi işinde, gücünde, böyle çıt kırıldığın bir kızı nasıl boş bırakmışlar bu zamana kadar? İşten güçten pek fırsat olmadı. Neyse. Burada olur nasipse. Yani olsun değil mi? Şimdi olmayacaksa bir daha ne zaman olacak değil mi canım benim? Yani yarın bir gün insan kocayınca çok pişman oluyor. Böyle dünyada yapayalnız, tek başına. Kısmet... İşte bizim Mahinur'un erkek kardeşi de böyle vakit bulamadı bugüne kadar. Metin mi? Metin. Pırlanta gibi çocuktur. Parası pulu desen yerinde. Ama işte olmayınca olmuyor. Öyle. Öyle. Nasip kısmet tabii bu işler. Aynen. Yesene kızım. Kaldı elinde öyle süs gibi canım kurabiyeler. Tabii, tabii. Ya sana zahmet, yerken şöyle tabağa doğru eğilirsen etrafa kırıntı dökülüyor. İnan bütün gün buraları süpürmekten belim çıkıyor. Pardon. Çayını da iç. Soğutma. Afiyet olsun. Sağ olun. Görkem verir misin şunu bana? Taşıyorum hocam, tamam. Ama yardım edeyim bak, ben böyle öğrencimi sömürüp kullanıyormuş gibi hissediyorum. Artık 10 puan daha fazla verirsiniz. Yok canım. Verin bana. Ay. Kusura bakmayın. Sizin de başınıza iş çıkardım tatil günü. Olur mu öyle şey Şimal? Sorun değil. Bir günlük ödevlerimi yapmam, ödeşiriz. Bak ya, yok öyle ya ama. Oğlum ne biçim laflar bunlar böyle, fırsatçı gibi. Baba ya, şaka yapıyorum. Öğretmen anladı, sen anlamadın. Tamam tamam. Sana ayrıcalık yok ama taşınır taşınmaz sizi ağırlamak istiyorum, olur mu? Hiç zahmet vermeyelim Yeşim Hanım. Olur mu, ne zahmeti? Peki o zaman. Gideriz değil mi? Gideriz. Süper, ben bir içeri bakayım. Tamam. Görkem şunları getir sen de. Hocam neyi bekliyoruz? İş yapacak mıyız, yapmayacak mıyız?
İş yapan yapıyor zaten, görmüyor musun? Görüyorum. Gidiyoruz yani. Senin yüzünden geç kaldık. Hocam, dediğin saatte gelip aldım seni. Sus. Sus. Şu manzaraya bakıp geç kalmadığımızı söyleyebilir misin? Söyleyemem ama... Konuşma o zaman. Gazla yürü. Attım şuraya. Tamam. Onu da şuraya sıkıştırdık mı? Gezmeden mi? Reyhan Hanım'a uğradım bir. Nasılsın? İyi, sen? Gördüğün gibi işte. Eğer bize de uğramak istersen bir kahve içeriz. Çok isterdim. Ama Yeşim öğretmen bugün bana taşınıyor. Onun yerleşmesine yardım etmem lazım. Eğer bir ihtiyacınız olursa... Çok sağ ol. Ama başka bir zaman mutlaka size uğrarım. Yani istersen dükkana gelebilirsin, oradan çarşıya çıkarız, bir kahve içeriz. Ya da dükkanda içeriz. Olabilir. Oldu o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Pişmişler mi? Öyle görünüyor. O zaman umarım bu minnak şeyler Görkem'i çok mutlu eder. Etmese de kendi bilir. Sonuçta sen elinden geleni yaptın. Melisa. Bence seni çok sevmişlerdir. Kimler? Ailen. O zaman beni niye terk ettiler? Yani bunu bilemem tabii ama mutlaka onları mecbur bırakan bir sebep olmalı. Ne bileyim, belki yoksulluk, belki bir tehlike. Umarım bir gün karşına çıkarlar ve onlara bunu sorabilirsin. Umarım ölmüşlerdir. Ne? Neden öyle söylüyorsun? Eğer ölmüşlerse beni terk etmemiş olurlar. Ve o yüzden yetiştirme yurduna düşmüş olabilirim. Ama eğer hala hayattalarsa sebep ne olursa olsun beni hiç istememişlerdir. Beni hiç sevmemişlerdir.